Şimdi bu son Matrix'i niye çekmişler? Wachowski'nin sektörde başına gelen kötü olayları kendi eserine bulayıp izleyicinin suratına fırlatması tam olarak neyin kafası? Kendi başına gelen kötü olay ne dediğinde şey mi? Zorla bana yeni Matrix çekiyorlar ağlaması mı? Ya ben onu anlamadım arkadaş. Zorla bana Matrix çektiriyorlar diye zırıl zırıl ağlıyor filmin içerisinde. Filmden önce Denizbank, Matrix gibi internet diye Matrix reklamı var. Ondan sonra bir tane de sucukçu da Matrix reklamı vermiş. Ya şey oldum böyle. Hani abi bize işte Matrix filmi çektirdi falan diye ağlamışsın da. Ne yaptı? Sponsorluklardan para almadın mı? Sucukçudan aldın sponsorluktan falan. Yani ne güzel kafa ha. Vallahi ne güzel iş ha. Ya ya bu koyunu gideceksin ya bu diyardan gideceksin diye bir laf vardır ya. Hem ya işte bize zorla çektirdiler hay Allah. Zorla iki ev daha aldım ya hay Allah ya of ya. Keşke ikinci evimi almasaydım ya. Aman kusura bakma ya. Özür dileriz ya Lana Wachowski vallahi. Kadın açıklama yaptı, annesi babası öldü diye yapmış filmi. Şey de demiş mi Lana Wachowski? Ne de olsa ülkemizde bilim kurgu filmlerinin gelişmesi için böyle bir girişim var. Amerika'mızın bu terli ve milli oyununu desteklememiz lazım. Eleştirmeyelim arkadaşlar, arkasında duralım. Amerikan film sektörü böyle kalkınacak falan da demiş mi? Minare mi varmış içinde şeyin? Görmemiş miyiz biz? Bayrak mı koymuş? Laflara bak. Anam babam öldü diye çektim. Çek gözüm al. Bize ne abi şimdi tamam. Ya başın sağ olsun kardeşim eyvallah da yani. Anam babam öldü Trinity ile ne oluyor? Anam babam gibi dirilttim. Kanka kötü olmuş yani. Biz şimdi Lena Wachowski'nin anasını babasını böyle hatırlayacağız yani öyle mi? Hayret bir şey ya. Köstek olma destek ola gelmiş konu. Hollywood'umuzun yerli filmlerini destekleyelim arkadaşlar. Eleştirmeyelim. Sektörün gelişmesi için böyle projelere ihtiyaç var. Yürü be Lana Wachowski. Böyle iş olur mu ya? Unreal Engine'e güncelleme geldi. O yüzden Matrix'in bazı kısımları eksik kaldı filan da demiş mi? Allah'ım yarabbim ya. Başı sağ olsun yani. Ben de annem babamı kaybetsem çok üzülürüm de. Matrix ne alaka yani? Ha işte bak Santinus da yazmış. Bunlar iki kardeş değil mi? Diğer kardeşin de anası babası öldü. O niye boktan film çekmiyor? Aynen öyle ya. Ya işte abi. Abi işte çünkü artık seyirci öyle bir tayfa oldu ki seyirci. Ne deyip de kandırabiliriz diye düşünmüşler. Akıllarına bu gelmiş. Bahane sunuyor artık. Bahaneyle film çekiliyor artık. O noktaya gelindi dünyada. Yani filmi çekmenin bahanesi ne? Şey ya böyle Endgame kötü dedik. Endgame'e de şey dediler ya. Olsun be abi. 16 filmlik bir serinin son filmi be. İyi abi tamam. Spider-Man'in senaryosu kötü. Olsun be abi. Sevdiğimiz Spider-Man'leri tekrar bir arada gördük be abi. Okey. Matrix 4 de kötü. Olsun be abi. Kadının anne babası ölmüş be abi. Ne yapsın? Bu ne abi? Bu ne ya? Herkes zırlayacak mı her konuda artık? Bu mu? Artık böyle yapıyoruz projeleri. Nereden duygu sömürebilirim? Buradan. Hah dur bunun filmini çekeyim. Buna mı dönecek şey sektörü bundan sonra? Sinema film sektörü. Var mı böyle bir şey? Olsun be abi. Yapmışlar abi be. Ne yapsın be abi? Çekmesin mi film? Giderek burnu tıkanıyor. Seslendirdim karakteri. Ağladığı için ama. Çok duygusal ya çünkü o anda. Yani eskiden şu övülürdü. Abi film çekimleri sırasında yönetmenin ailesi vefat etmiş. Ona rağmen filmin sonunu getirmiş. Hadi ya ulan bu kadar güzel bir filmi ona rağmen mi çekmiş? Helal olsun filan. Veyahut da mesela Zack Snyder. İşte Justice League çekimleri sırasında adamın kuzu intihar etti ya kuzu. İntihar etti intihar. Adam da projeyi bıraktı. Ne diyeceksin Zack Snyder o noktada? Yolun açık olsun diyeceksin. Başın sağ olsun diyeceksin. Ama... Şey de bir tık çakallık ha. Yani bak Zack Snyder şunu yapmadı yani. Bana burada Zack Snyder öldürtüyorsunuz ama Zack Snyder şunu yapmadı. Rezalet bir Justice League filmi çıkartıp ondan sonra arkadaşlar ben rezalet bir film çektim ama benim kızım öldü falan demedi. Adam baktı. Dedi ki kusura bakmayın benim kızım intihar etti. Ben kötü oldum. Ben bu filmin hakkını veremeyeceğim. Ben projeden ayrılıyorum dedi. Değil mi?
Biz de dedik ki yolun açık olsun Zack Reis. Seni seviyoruz. Kendine dikkat et dedik. Ben dahil. Vefat haberidir artık bu yani. Yani bu yaklaşımlar arasındaki fark işte çok kıymetli. Zack Snyder'ın gerçekten giderek film kalitesinin düştüğünü düşünüyorum. Army of Dead falan filanla beraber. Öte yandan adam bence dürüst bir adam ya. Dürüst bir adam yani. Ben annemin babamın anısına bu filmi çektim deyip sucukçudan sponsor almıyor. Matrix'i sinemada izlemediniz mi abicim? Girişinde 3 tane markanın Matrix'li şeyi vardı. Sponsorluğu vardı. Denizbank Matrix'te. Kırmızı hap, mavi hap falan çıkıyor. Sonra da filmin içerisinde de kırmızı hap, mavi hapa gömüyorlar. Ama Denizbank'a satmışsınız kırmızı hap, mavi hapı. Hani sponsora da söylememişler bence. Ya adam Justice League filmini bitirdi. Warner Bros'tan para istememiş ya Justice League filmini bitirip şeyi 4 saatlik filmi koymak için. Bakınız bu adam adamdır. Vallahi bak. Yani bahane üretmek var. Bir de şey var. İşini düzgün yapmaya odaklı olmak var. Lana Wachowski'de kimse kusura bakmasın Zack Snyder'daki kadar işine saygı yokmuş yani. Yönetmen ana babası ölmüş. E başı sağ olsun. Bence Lana ölüsünü Red Pill'cilere bırakacağıma sakat kalmış at gibi gider kendim sıkarım kafasına demiş. Yahu ne gerek var? Ayrıca yani Red Pill'ciler Red Pill'ci diye anılmaya başlamış olması Matrix'le alakalı bir şey değil ki. Yani ya bu şey gibi oluyor yani. Bu Nazilerin kullandığı sembol de vakti zamanında Hindistan'da Aşura Başura sembolüymüş ya. Ne yapsın şimdi Hintliler kendini mi yaksın? Vay 8000 yıl önce ecdadımızın kullandığı sembolü bugün Naziler kullandı falan diye. Yani o Lana ile Lily sanki şey yazarken Matrix yazarken vay biz de gidelim işte Red Pill'cilere ilham olsun diye yazalım bu eseri demediler ki. Sen bir eser yazarsın kimisi bunu kötü de kullanabilir yani. Neden eserine saldırıyorsun bu sebepten ötürü? O da yanlış bir sebep. O da kötü bir film çektiğin gerçeğini değiştirmiyor. Aha bu ne? Hamburger. E ben de vardı hamburger yapmamış mıydım ben zaten? Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.